Şimdi manav alışverişimizi göstereceğiz. Çok net ve çok değişik bir giriş yaptın Gökta ve girişleri. Neler aldık, neler yaptık bakalım. Okuldan geldik Göktuğ. Dediğim gibi okulun bahçesindeydi biliyorsunuz. Orada bırakmıştım. Sonra ben markete bir yerlere gittim. Bir şeyler alışveriş yaptım. Geldim. Neler almışız ama bakalım. Poşetlerimiz 25 kuruş ama çok sağlam. Görebilirsiniz. Göremiyorlar Göktuğ. Çok sağlam. Köşeden eve kadar getiremiyor. Bir paket makarna vazgeçilmezimiz. Sütüm yoktu evde. Süt aldım. Bu kadar kıyma aldım. Mısır aldım 4 tane. 4 tane mısıra 50 lira verdim. Ondan sonra kuşbaşı aldım. Göstermiştik onu. Göğsü erikliyor. Sonra meyve ağırlıklı oldu biraz çünkü taze fasulye aldım. Taze fasulyeden ne yapacağım biliyor musunuz? Zeytinyağlı yapacağım bundan. Sonra burada ne varmış? Burada böyle bir kiraz. Kirini yıkamadım. Böyle miktar aldım. Çocuklara. Ben yemiyorum. Biber aldım. Kıl biber. Çıtır çıtır böyle. Biraz daha yaklaşalım. Şöyle olursa daha iyi olur. Şöyle 3 tane koca koca domates aldım. Böyle bunu diyor ki aklım böyle menemen yap böyle bana bana ye. Öyle ama zeytinyağlıyı üzerine koyacağım. Bunun için böyle 3 tane aldım. Erik aldım. Böyle. Erik kabı burası. Muz aldım. Muzdan erik de yedi biliyorsunuz. Böyle. Başka da bir şey almadım. Alışverişim. Bu kadar. Alışverişimi gösterdikten sonra taze fasulye yapacağım. Bu bir. Yani zeytinyağlı fasulye yapacağım. Ayrıca etli kuru fasulye yapabilirim. Etli patatesli bir yemek yapabilirim. Daha karar vermedim. Yemek vlogunda devamında görüşmek üzere. Konuşuyorum ama kamerayı çevireyim fark etmemişim. Görüşmek üzere. Göktuğ da benimle burada. Yüzüm biraz daha böyle geçiyor mu? Kabuk mu bağlıyor? Ne oldu? Hiç anlamadım yani. Eğer olmadı yarın da böyle şey olursa ya sağlık ocağına bir yere gideceğim yani. Vallahi güneş mi alerji? Hiç anlamadım yani. Ömrümde de hiç böyle bir şey olmadı. Boyuma göre tribotumdan selamlar, sevgiler yerinden. Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Yemek yapıyorum tabii ki. Ne yemeği yapıyorum? Etli patates yemeği yaptım. Bu lokantalarda falan da çok böyle görüyoruz ya. Ondan yapmak istedim. Ön hazırlık olarak patateslerimi falan kızartıyorum. Ayrıca Ümit'in de yemek saati hani acıktığı için böyle patates kızartmışken patlıcan, biber kızartmış olayım ona da dedim. O da bugün öğle yedi. Belki ekmek arası yaparım. Belki normal kabakta bilemedim şimdi. Onun için şöyle şu kızartmalarımı halledeyim. Önce etimi de koydum ocağa. İlk kendi suyunu çekti. 2 bardakta kendim su koydum. Onu da bunlar olana kadar çeker. Patateslerim de kızarıyor. Yanı sıra buraya soğanlarımı falan da soydum. Gördüğünüz gibi güzel kızaracak. Ne yapacağım ben? Taze fasulyemi temizleyeceğim. Bununla ben taze fasulye yemeği yapacağım.
Kızar sonra kızarırken sen de fasulye dedim sizlere. Fasulyenin artık dibi kalmıştı. Ben biraz geç kalmışım bugün. Okul dönüşü alışveriş yaparım dedim. Böyle sonlarına doğru. Bunu da sırf şu patatesler yemeğin içine dağılmasın diye kızarttım böyle. Siz kızartmaya da bilirsiniz. Ama ben kızartıyorum. Bulgur pilavı yapacağım. Yağın içine tuz koyduğum için şu anda tutamıyor. Şöyle bunlar da kızarsın. Bu kadar hepsini de göndermeyeceğim. Yemeğe de koyacağım demiştim ya. Ama ünlüsü birlikte aynen yapabiliriz. Benim meşhur yoğurdum. Biraz koyu seviyorum. İşte ayran oldu. Şimdi ona bir tabak hazırlayalım. Biraz patates. Bizim üzerine koydum. Ümit'in bugünkü yemeği de bu. Çok güzel bir kızartma tabağı. Ümit'in yemeğini gönderdim. Çocuklar zaten yemeğini yemişlerdi. Ne yapıyorum? Kaldığım yerden devam ediyorum. Fasulyelerimi temizliyorum. Taze fasulye için. Diğer yemeğimin de hazırlığı temizliğe devam ediyor.
Böyle yazın yemek yapmak daha kolay. Mesela hemen kızartma yaptım, gönderdim. Sadece fasulyelerimi temizleyeyim. Fasulyem de gerçekten güzel. Tamam, hayır. Benim yatağım üzerine atın. Görünüyor mu? Patateslerimi alıyorum artık. Bu kadar kızarması yeter mi? Bakın ne olur. Vallahi yorumlarda görüyorum, herkes diyor ki yemek yapacaktım, bir gireyim bakayım ne yaptım diye. Ben de bazen bocalıyorum sizlere, diyorum sizler de yazın, ben de sizlerden fikir alayım diye. Yazanlar da oluyor. Güzel yani, yorumlara cevap veriyorum elimden geldiği kadarıyla değil mi? Geç de olsa bir iki gün, hani şey de olsa, hepsine tek tek okuyup cevap veriyorum. Bunu okundan hiç şüpheniz olmasın. Her yazdığınız şey benim için çok önemli ve çok değerli. Yemeğimin de etimin de suyunu çekmesine çok az kaldı. Fasulyeler bitene kadar çeker. Sonra yemeğin yapım aşamasını birlikte görürüz. Tabii ki benim yaptığım yemekler hepinizin bildiği yemekler. Hepinizin günlük yaptığı yemekler. Ben yemek kanalı da değilim. Kimseye en iyi tarif benim de demiyorum. Süper bu da demiyorum. Ama yaptığım şeyleri gösteriyorum. Çünkü günlük hayatımda olan şeyleri, bugün nasıl bayrama gidip geldiysem, okul bahçesinde çektiysem, dışarı çektiysem, bu da benim hayatımın içinden yani. Onun için yemek yaparken de çekiyorum. Çünkü kadınız, hani daha çok mutfakta vakit geçiriyoruz. Gezdiğim, gittiğim yerleri de çekiyorum yani. Günlük vlog bu. Hani yemek kanalıyım diye de bir şey iddia etmiyorum. En iyi de ben yaparım diye de iddia etmiyorum. Herkesin kendine göre el lezzeti vardır, el yeteneği vardır. Hani kimse anasının karnında öğrenmiyor. Yapa yapa da oturan yemekler vardır. Hani mesela ben hatırlıyorum ki pirinç pilavını tutturana kadar çok pirinç ziyaretini biliyorum. Çok. Etti mi? Yalan değil. O zamanın cahili döktüğümde o, ya ben yapamıyorum, yapamayacağım dediğim zamanlarda oldu yani. Ama sonuçta hepsini öğrendim. Yaptım. Yapıyorum da. Hayatta kaldığımız sürece, olduğumuz sürece yemek işimizde bitmez, mutfak işimizde bitmez. Kaç yıllık ev hanımları da bazen bazı şeyleri tutturamayabiliyor. Ön hazırlığımı yaptım, devamına geçelim. Hazırlıklarımı tamamladım, geldim.
etlerim. Bunlar o etimden pişmiş hali bu kadar. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Soğanlarımı ince ince doğruyorum. Göksu. Ay ince ince değil, orta boylu yani yemeklik. Göktuğ. Efendim. Şey, oturma odasının kapısını kapatsana. Balkonun kapısı da açık ya. Tamam. Ceren yapmasın. Bu camın altını açıyorum. Yağımı da koyuyorum. Soğanlarım kavrulsun. Dökün. Dökülmekte çok ısrarlı. Dökülmemekte. Soğanlarımı da doğradım. Tencereme koydum. Bir tık daha altını açabilirim. Bugün yeni el bezleri almıştım. Dükkana da aldım. Onları kullanıyorum. Böyle güzelce soğanlarım kavrulsun. O arada ben ne yapayım? Şu taze fasulyeyle. Havuçlarıma. Yemeklik. Doğruyorum. Kap biberi bir adet. Adetini siz kendinize göre de değiştirebilirsiniz. Ben bir tane Charleston, bir tane, iki tane de ince biber kullanmak istiyorum. Aklıma haşlama geldi şimdi. Kışın yapmıştım. Hani yaptığımız yemeği de yapabiliyoruz yani, tekrar düşebiliyoruz. Şu biberi de doğrayayım. Bunun içine bezelye de koyuluyor, koymak istersek. Bir yemek kaşığı salça. Salça suyuyla. Güzel de kavrulacak. Yani yemeğe aslında lezzeti veren salça ve soğan yani. Ömrünü uzun tutması. Her şeyde altyapı yani. Yemeğin alt yapısı iyi olunca lezzeti de iyi oluyor. Şimdi karıştırayım. Bunlar içine girince karışmayacak daha. Bu böyle kavrulurken ben ne yapıyorum?
Ne yapayım? Bulgur. Bulgur bulayım. Bulgur bulgur. İlaçlık bırakayım. Hadi sen de bırakayım. Bulgurum bitti. Böyle güzelce yıkıyorum. Onu da buraya koyayım. Ne alemde bakalım. Güzelce kavrulmuş. Şimdi size diğer kameraya alıyorum. Evet, diğer kameraya geçtik. Gördüğünüz gibi güzelce kavruldu. Tabi aradan da biraz zaman geçti ben kamera açısında yaşarken. Pişirmiş olduğumuz eti. Önce eti koyuyoruz. Şöyle. Döşüyoruz gibi düşünün. Üzerine temizleyip yıkamış olduğumuz sebzeler. En üstünde de kızartmış olduğumuz patates. Kaynamış olan su. Bu kadar su. Bakayım. Karıştırdı. Az daha daldırıp karıştıracaktım. Şöyle. Evet. Tam hizasında. Ağzını kapatıyorum. Altını biraz açıyorum. Pilavımı yapmaya geçiyorum. Yemeğim burada kaynarken ben de pilavımı altını hazırladım. Domatesin, biberimi kavrulmasını bekliyorum. O sırada ne yaptım? Böyle fasulyemi ayarladım. Domates. Maşallah. Elma gibi domates. Video çekiyorum. Biraz sonra. Şunu bir halledeyim mi? Tamam. Dinleyemem şimdi. Kabarmadan koydum. Domatesim. Domates ama organik olduğu belli. Ezilsin güzelce. Domatesi güzelce yapıyorum. Daha patatesli etli yemeğime hiç şey koymadım. Baharat, tuz hiçbir şey koymadım. Etli yemeklere tuzunu, baharatını en son koyarak karıştırırım ben.
Benim kurumu tekrar şimdi yapıştı bu tahmin ettiğim binaya. Güzelce bu da böyle kavrulsun. Bulgurlar kavruldu böyle. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Sesim içime kaçmış ki bugün yorulmuşum okullarda. Mis gibi bir bulgur pilavı. Şimdi şuradan tuzu alayım. Şöyle tuz. Bir tur karıştırayım. Pilavım. Olsun. Kapak. Sonra gelelim bu arkadaşa. Bu arkadaş ne olmuş? Bu arkadaşı artık şöyle bir tur karıştırabiliyoruz. Efsane bir şeyler olmuş buralarda. Yok böyle bir görsel şov. Ya ben buna biraz pul biberi fazla koydum ya. Ne yapacağım? Geri koyacağım. Tuz. Tuz da mı fazla ya? Ele yarım yok. Pul biber, tuz, karabiberi, kimyon, tatlı tuz biber. Bir an böyle hazırlarken hep aklıma şey geldi. Köfte yapıyorum ya. O geldi. Ondan dolayı el ayarım şey oldu. Eksik olanı ilave ederim. Yeter ki fazla olmasın. Bu arkadaş efsane bir şey oldu. Son 5 dakikası var. Pilavım da olsun. Gelelim buna. Tuzu. Suyu. Tuzu, suyu. Tabii ki. Sarımsağı.
ağzını kapatıyorum. Ve bu da ocağa gidiyor. Ben mutfağımı topluyorum. Finalde görüşmek üzere. Yemeklerimin biraz da pişti, biraz da pişiyor. Ben ne yapıyorum? Mutfağımı topladım. Mısırlarımı. Zaten açık almıştım. Hani bir kenarı böyle açık. Hemen temizlemesi kolay olsun. Süt mısır bunlar. Süt. Bunu kapalı aldım. Sütü bırakın bakalım. Tencerem var. İndir. Ocağın üzerinde. Kaç saattir mutfaktayım. Ellerim sürdü. Şimdi artık şey oldu. Telefonum parmak izi okumaz yani şu anda. O derece şu anda okumaz yani. Masumlar apartmanındaki Safiye bir, ben iki. Suyun içindeyim. Bir de Almanya'da aynı razı. Tabii hepiniz öylesiniz ama. Üçün mesai çalışıyoruz mutfakta. Bismillahirrahmanirrahim. Diyorum. İşte elimden su aktı ya buna. Şimdi böyle oluyor işte. Götürdüm geldi. Şimdi gelelim buralarda neler olmuş, neler varmış. Bu kadar su yeter. Ağzını kapatayım. Şimdi şuraya dönelim. Yemeklerimi göstereyim. Efsane bir şey oldu bu. Burada bir bulgur pilavı. Burada da bir arkadaş daha var. Burada bir can dostumuz daha var. Bu burada pişiyor. Daha pişmedi. Buharında pişsin diye ben böyle çok seviyorum bunu. Bakıyoruz. Bu pişsin. Burada da çok güzel bir salatamız var. Mutfak serüvenimiz böyle. Beni izleyip destekleyip yorum yaptığınız için hepinize çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizleri tanımışım. İyi ki hayatımdasınız. Yani bunu hangi kelimelerle ifade edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Kusurum varsa affola, ister istemez hani bir kamera karşındayız, birden ağzımızdan bir şey çıkabiliyor, yanlış bir şey çıkabiliyor. Söylemememiz gereken bir şeyleri söyleyebiliyoruz. Ama hani çok da böyle videoyla kesip biçip oynamakla uğraşmak istemiyorum. Ne çektiysem onu atmak istiyorum. Çünkü o anda o benim hayatımda geçmişse onu atıyorum. Zaten güzel bakmak isteyen güzel görüyor. Kötü bakmak isteyene bu salatanın içinde neden limonu var diye bile yorum yapabiliyor. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Herkesin kalbinden geçen güzellikler hayatında bulsun inşallah. Böyle güzel temennilerimle, dualarımla kapatmak istiyorum.
Herkes kalbinin ekmeğini yiyor diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, benimle kalın. Bu kadar diyecek hiçbir şeyim yok. Yemek bir onda burada sona erdi. Görüşmek üzere tekrardan.